Günaydın. Günaydın. Deniz Akkaya mı öldü? Benim için öldü Aslı. Sosyeteden bir boyfriend diye bir lavukla berabermiş. Nereye mi bu çocuk ya? Şesu. Yiyirim ben seni, yiyirim. Allah aşkına nereye mi? Serseri. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada bu mekanda olmasam var ya yemin ediyorum sizin bu steril ortama Cem Bey'e 2 dakika tahammülünüz olmaz. Arkadaşlar kendinize gelin. Orada Victoria ile Cem evlilik planları yapıyor. Siz burada geyik yapıyorsunuz. Abi zamanında adam gibi başka bir arkadaş seti edinseydim böyle olmayacaktı tabii. Ay aşk olsun Aslıcığım. Bak beni çok kırıyorsun, üzüyorsun. Biz o konuyu da düşündük şekerim. Ay ne düşündünüz şekerim? Cem'le Victoria bu aralar pek görüşemeyecekler. Niye? Çünkü Cem'in bu hafta geç saatlere kadar süren toplantıları, işle ilgili yemekleri falan olacak. Yani kısacası Cem çok meşgul. Neden öyle? E çünkü biz öyle istiyoruz. Ya arkadaşlar ya şu çekim kıyafetleri için kuru temizlemeciyi değiştirelim. Yine kıyafetlerden biri küçülmüş. Ah! Bu çok önemli bir konu. Evet bu hafta bu konuyu Cem'le mutlaka görüşmeliyiz. Özellikle de akşam saatlerinde yapacağımız yemekli bir toplantıyla. Canım ya bu çok önemsiz ufak bir konu. Şimdi Cem'i bunun için rahatsız etmemek lazım. He, anladım. tamam kesin. Bu akşam hatta bu gece böyle yemekte falan bu konuyu hemen konuşmamız lazım. Vallahi, şu senin algılamaların var ya müthiş. Deniz Akkaya mı ölmüş? Ya benim için öldü. Bitti artık yaprak, bitti bu ilişki. Çok prim verdim ben bu kadına, çok fazla. İyi akşamlar. Cem, Cem şekerim. Nereye gidiyorsun? Saat 7 oldu Fatoş, evime gidiyorum. Olur mu hiç canım? Bizim seninle Temmuz-Ağustos sayısının bütçesiyle ilgili konuşmamız gereken çok önemli konularımız var şekerim. Ya bu akşam olması şart mı Fatoş? Bak Victoria evde yemek hazırladı da. Sana hiç yakıştıramadım bunu Cem. Şimdi yemeğin sırası mı? Cem Bey, ya benim böyle çekimlerle de ilgili bir toplantı yapsak çok önemli. Yani çok iyi olur. Cem Bey. Ben de bir toplantı istiyorum efendim. Çünkü çay ocağı bütçesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü kahve bitiyor, şeker bitiyor, çay bitiyor. Kimsenin ilgilendiği yok Cem Bey ya. Konuşalım rica ediyorum ya. Ha. Aslı? Ben yarın akşam bir toplantı yaparız diye düşünmüştüm Cem Bey. Ha. Çünkü gündüzler torbaya girdi değil mi? Cemciğim benim bütün gün röportajım var yarın yani yoğun bir dönem. Herkes tabii senin kadar özel hayatına ilgi göstermek istiyor ama iş diye bir şey var yani. Tamam. Peki arkadaşlar. Oldu. Gitmiyorum ben. Buyurun. Ama teker teker geliyorsunuz. Evet, tamam, oldu. Bu akşam da buradayız. Bari bir pizza ısmarlayalım, değil mi? Olur, süper fikir. Nasıl olsa buradayız. İyi, tamam. Bana uyar vallahi. geçen gün Kubilay aradı beni. Dedim ki, Kubilay dedim, bir dakika bir barışık nereye kadar dedim ya. Sıktı yani bilmiyorum ya, acayip bozuluyorum ya. Selim vır, yeter hiçbir şeye konsantre olamıyorum ya. Sus bir ya. Ya sen ne yapıyorsun ki orada şekerim? Senaryo olayı şekerim, Sinan Çetin ısmarladı. Evet, saat 8 oldu, toplantı yapmıyor muyuz? Yapalım tabii, hemen geliyorum. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Röportajları konuşabiliriz. Temmuz-Ağustos sayısının röportajlarını. Derginin tanıtımı. Derginin tanıtımı. Peki, buyurun. Tamam. Selam arkadaşlar. Ne haber?
Victoria, ne işin var senin burada? Can, baktım ki senin geleceğin yok. Ben sonra geldim. Victoria'cığım, Vicky'cığım, şekerim, biz burada toplantı yapacağız. Herhalde toplantıya katılmayı düşünmüyorsun. Ben hiç sesimi çıkarmam, öyle otururum. Çok profesyonel bir ortam gerçekten. Senin için bir sakıncası mı var Aslı? Yok, otur, otur, otur. Ulan herifteki şansa bak ya. İki tane elf tadında kadının arasında kalmış. Bize de nerede bir hobbit var o denk gelir. Bak Cem, senin sevdiğin o sosisli sandviçlerden yaptım. Bir de brownie, acıkırsın diye. Hadi be. Ya harikasın, ben de acıkmaya başlamıştım. Yanlış duymadım değil mi yenge? Sosisli sandviç mi acaba? Brownie mi? herkes için yaptım, bol bol. Buyurun, sandviçler daha sıcak. Arkadaşlar, toplantıyı da atlamayalım deyip toplantı yapacaktık. Arkadaşlar derken sizi kastediyorum. Ben hayatımda bu kadar güzel brownie yemedim. Müthiş. Bu ya. Bana yenge bir şey söyleyeyim, sen her zaman gel buraya. Yok canım. İçecek bir şey yapmadın yenge. Çok pardon. Yesene oğlu. Ben diyete girdim. Ben de.